aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracak belki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. İbrik. Tamam. 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 Ver kızım. Buyurun babacığım. Ay. Allah razı olsun. Sağ olasın yavrum. Ne demek dedeciğim? Görevim. Yo yo. Sen bunu görev icabı yapmayın. İsteyerek, severek yapayım. Bu zamana kadar benim birçok gelirim oldu. Ama sen hiçbirine benzemeyin onu, biliyor musun? Yani sen resmen aşkla yapayım bunu ya. Ya dedeciğim, ben yeni gelinliği iş olarak da görev olarak da görmüyorum. İçimden geliyor. E ben de onu diyeyim ya. Ya senden önceki bütün gelinlerim vallahi buradan kurtulmak için 40 takla atarlardı. Sen kalmak için 40 takla atayım. Bırakmaya hiç niyetim yok dedeciğim. Ben ömür boyu bu konağın yeni gelini olabilirim. Sen bu dünyanın en tatlı, en şirin gelinisin benim kızım. Allah bir ömür boyu seni bizim başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin dedeciğim, inşallah. E artık namazımızı kılak değil mi? Hadi bakalım, al bakalım şunu da. Ben de hazır uyandırayım. Hadi bakalım uyandır. Oh Allah şükür ya Rabbi. Ha, benim de seccademi getiriver benim kızım. Getiriyorum dedeciğim. Hay yavrum sağ olasın. Ay. Melekler gibi uyuyor. Ay. Aşkım. Hadi kalk, sabah oldu. Günaydın karıcığım. Günaydın. Nasıl uyudun? Rahat uyudun mu? Melekler gibi uyudum aşkım. Aa! E çok terlemişsin. Bak. Hamam istedim de bir banyo yap. Sen banyo yaparken ben de kahvaltıyı hazırlarım. Tamam mı? Hadi kalk. Ya aşkım, beni böyle alıştırma. Bak sonra sıkıntı yaşarım. Neden? Neden olacak karıcığım? Asker ocağında kimse kimseyi öperek uyandırmıyor da ondan. Ha, sana ne diyorsun? Olsun aşkım. En azından gidene kadar sana istediğim gibi davranayım. Karıcığım, artık üzülmüyorsun değil mi? Yok aşkım. Sen senden bekleneni yapıyorsun. Bununla sadece gurur duyabilirim. Üzülmek olmaz. Benim bir tanecik karıcığım. Meleksin sen, melek. Aa! Haydi ama telin soyacak. Bak hamam ısıtıyorum. Ama önce dedemin seccadesini götürmem lazım. Tamam mı? Hiç kalma haydi. Haydi. Tamam aşkım. Oh, Savaş.
şerifleriniz hayırlı olsun kalıplar. Ana bana. Ne var kız? Ne dikildin sabah sabah başımıza ya? İki kalıp diyor. Pek mutlusunuz maşallah diyorum be ya. Hakikat ya kız sen de düş artık benim yakandam anam. Kızla başa benim hışımı çıkardın. Git artık abimle evlen birazcık da onun haşatını çıkart ya. Ya sabah kadar kim kimin üstündeydi acaba? Hem bu işte böyle aceleye gelir mi ham humşar alıp? Ya yangından mal mı kaçırıyorsun Türkmen abla? Düşünmem lazım beni. Düşünmem lazım diye ya. Sanki 18'lik genç kıza düşünmem lazım. Kızım sen kalıksın, kalıksın. Neyle düşüneceksin kalık? Ya öyle deme Türkmen abla, sonuçta benim de bir kriterlerim var. Tamam. Müsellim abim senin bütün kriterlerine uygun ya. Kızım bak adam sandalyeye oturdu mu ayağı yere değiyor. Nefes alıyor, eli ayağı dam. Daha ne olsun kızım var ya. Müsellim abimde kriterler var ya, kadı kızında yok yeminle ya. Maşallah Türkmen ablam. Sen de pek seçici bir gacıymışsın yani. He, öyleyim tabii. Kızım devir artığıyla armudun sapı var, üzümün çöpü var devre değil. Koca aslanın ağzında akıllı olacağım. Aslanın ağzından koca böyle tuttun mu kapacağım. Anladın mı? He, anladım. Anladım da şimdi benim düşünmem lazım. Düşünüyorum çünkü varım. Daha düşüneceğim diye ya. Daha düş... Kız sen anlamıyor musun ya? Benim zamanım kısıtlı, kısıtlı. Vaktim yok benim ya. Benim bir an evvel tarlamın sürülmesi, doğumumun serpilmesi lazım ya. Elzem bacım, bak beni dinle hele. Benim Müsellim abim iyi adamdır. Uyu uyunadır, suyu suyunadır be ya. Ha, doğru söyledin. Aslında Müsellim benim hiç de düşündüğüm gibi bir adam değildi. Yani çok dolu bir adamdı kendileri. He. Dolu tabii. Adam kırtlağınaca dolu. Kaç yılın birikimi var adam. Kaç yılın bekarı sonuçta ya. İlahi Türkmen abam. Elzem onu mu der durur? Niye der durur be? Ya senin de işin gücün haşta fişte daha. Diyorum ki yani Müsellim gerek genel kültürüyle, gerek böyle entelektüel yapısıyla çok dolu bir adam. Öyle entelektüellerin yönünden de çok dolu bir insan. Sadece kendisi, biz bütün bozoklar öyle çok. Entelektüelimiz, her tarafımız çok dolu bizim yani. Kız misal ben var ya bir ıstakoz yerim, ıstakozun ruhu duymaz yeminle ya. İyiyle kibar, iyiyle nazik yerim yani. He, yok. Ben yine de emin değilim. Sonuçta Müsellim de bir bozuk. Yarın bir gün abisi gibi üstüme kuma getirmeyeceğine malum, ben korkarım. Kız anam ne kuması kurban olduğum ya. Müsellim birinci karıyı buldu da ikincisi mi kaldı ya? He. Yani yok, belli olmaz. Ben yani şiir sevmeyen bir adamdan, hele Turgut Uyar'ı bilmeyen bir adamdan korkarım. Kim ana bu Turgut kim ya? Kime uymuş bu Turgut? İyş, yere girmeyesice. Hele şu tipine bak, sen hiçbir tipine bakmayın mı kayna ya? Kendi deyi. Kızgınlık. Benim gelinim burada. Ya seninki nerede? Bilmem nerede. Kız Nazgül, Afet nerede? Vallahi bilmiyorum. Daha uyanmamıştır zar. Ha benim gelinim bu saatlere kadar yatacak. Ortalığı yukardım vallahi. Yok yok, uyanmıştır, o da bir işi vardır kesin. Tabii canım, tabii bir işi vardır kesin. Gökhan Ağa'yla bir işi vardır. Şuna bak ya. Kız gelinin ha bu saatlere kadar uyuyor. Sen de anayım kaynanayım diye ortalıklarda mı dolaşıyorsun? Sağ ol. Senin kızını da göreceğiz. Asiye. Bakalım o nasıl gelinlik edecek bize. Ben şimdi konuya bir açıklık getireyim Mühteber ablacığım. He. Benim kızım evlendikten sonra ayrı eve çıkacağından hiçbirinize gelinlik etmeyecek. Ama ben senin kardeşine ha öyle bir kaynanalık edeceğim ki Sar Sultan bile duyacak. Zeytun. Sen hele benim kardeşimin huzurunu bir kaçır. Bak bakalım o Sar Sultan neler duyacak. Asiye. Hele bir evlensinler, görürsün Mühteber abla. Senin canın aç karnına dayak mı istiyor Asiye? Gel, gel gel. Vii 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 vii. Analar, analar durun. Daha ortada ful yok, yumurta yok. Neyin kavgasını ediyorsunuz? Daha düğün tarihi bile belli değil. He, doğru. Ha, doğru. Günaydın. Ne? Günaydın mı?
Kız güneş tepeleri açtı. Akşam oldu, sen daha yeni kalkıyorsun. He, acıcık işim vardı ya. Kusura kalmayın, pardon. He, biliyorum ben senin o işlerini. Zühirli zormaşık. Bence en iyi gelin Bella gelin. Bella'yı gel bir tane ya, bir tane. Allah bana da onun gibi bir gelin nasip eder inşallah. Cemmi! Bana bak. Baba seni asır paladı herhalde. Bana ne ya, bana ne? Ben de Bella yengem gibi bir gelin istiyorum kendime. Vallahi seni öyle bir çıbartırım. Sen önce atını kaçırmayı bırak. Ne gülüyor? Komik. Büyüklere. Allah kurtarsın ağam. Eyvallah. Allah kurtarsın ağam. Sağ ol. Allah kurtarsın ağam. Lan durun bre, durun ya. Lan bayram geldi de benim mi haberim yok? Ağam, senin yanında benim ağlamın hükmü olmaz. O yüzden arkadaşlar yeni ağamızın elini öpüyor. Yok lan ağama. Ağa yok. Olur mu ağam? Senin ağamını bilmeyen yok Çukurova'da. Ver elini öpeyim ağam. Yok oğlum ağa. Ne geldiyse başıma ağalıktan geldi. Unutun lan ağayı. Arıyorsun da dağılın. Hadi. Barana, oğlu da ağalığı bıraktın. Derdin de aslanım. Baba, yoksa sevda yüzünden mi ağalıktan ikrah getirdin ha? Başka neyden olacak? Bir ağayı, bir adamı sevdadan başka ne yerle bir edebilir Kadir abi? Sözlenmişin diye duyduk biz. Kalendere razı olmuş. Niye dertleniyorsun hala? İşte asıl neden de o ya. Önceden sevdiğime uzaktım, göremiyordum. Şimdi hiçbir engel yok. Ama işte onsuz olmak var. Asıl koyan bu Kadir abi. Üzülme koçum. Şimdi biraz zor gelir ama sayılı günler çabuk geçer. Meraklanma. Benimkisi sayılacak gibi değil ki abi. Müebbet yedim herhal. 40 yıl mı, 50 yıl mı, 60 yıl mı bu? Enseyi hemen karartma koçum. Daha cezan belli de hükmün verilmeden mahkum olma. Bana bak. Senin hükmünü asıl başkası verdi, haberin yok. Sen esas onu düşün. Ne demek başkası verdi? Onu... Başka bir mahkeme mi var, benim haberim yok? Ya senin cezanı mahkemeye çıkmadan kestiler. İnfaz içinde elleri tetikte bekliyorlar. Bak hele, bilmece gibi konuşma Kadir abi. Kim eli tetikte bekliyor? Şu cahaya koğuşu var ya, işte onların tamamı senin yüzünden içeride. Ne zamandır sana bilenmiş, buraya düşmeni bekliyorlar. Gözünü dört aç evlat. Ya Ferhat. Efendim aşkım. Senin klibinde Murat Dalkılıç'ınki gibi olsun mu? Ha? Ya ben çok seviyorum bunu. Dilan çok seviyorsun ha? Sen gizli izle El Alemin kliplerini mi izliyorsun? He, izliyorum. Çok seviyorum. Ama bu kızı hiç sevmiyorum. Bu olmasın. Çok güzel. Uyuz oluyorum ona. Hani bakayım. Aa, harbiden çok güzel kızmış ha. Menajerime söyleyeyim de şunu bana ayarlasın. Ferhat! Bana bak. Senin gözlerini oyuyorum ha? Ya şaka yapıyorum hayatım ya. Ben senden daha güzelini bulabilir miyim hiç? Gel buraya, gel. Gel. Şapşal. Ya vallahi bir boşluk bulmayın, hemen fırsata çeviriyorsunuz ha, maşallah yani. Ya ne alakası var bu İskender abi, oturuyoruz işte. Ya yapma Feryat bana artık, yeter. Hem bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen patronunla ne biçim konuşuyorsun öyle İskender Bey? Ha? Senin karşında yapımcın var. Doğru diyor. Şaka, şaka yapıyorum canım, siz de hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Şey için şey yaptım yani. Neyse hadi kalkın gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz ya? Feryat Figa'nın ilk klibini çekmeye. Vallahi mı? Ne zaman, nerede?
sürpriz söylemem. Ama tek bir şey söyleyeyim, masraftan hiç kaçmadım. Felaket derecede şahane bir mekan ayarladım hadi. Hadi iyileşmeyin de hadi gidelim. Hadi. Ya tamam şu an şey. Hadi bak. Ya oğlum elini bırakıver iki dakika, bir şey olmaz ya. Feryat. Size mi geldi ya Dilan Hanım? Pardon. Evet hadi, hadi! Yanmada güzelim yanıyorum ben de, mendili salla geliyorum ben. Bir güzelin uğruna da veremde oldum ölüyorum ben. Ne bu ya? Müdür Bey'in yeşil kürkü, yeni de çıktı bu türkü. Müdür Bey izin verdi. Yakına! Ön tarafı bulandıracaksın. Arkayı bul. Ay aman işte arkayı bulandır. Bulanı kat arkaya. Hadi. Güzelim yanıyorum ben de. Mendili salla geliyorum. Değil misiniz? Evet. Arkaya biraz. Bu niye bu çalışmaz ya? Alo. Bir dakika, bir dakika ya. Alo. Oy Allah. Ne yapıyorsun? Kimdir ya? Bir dakika ya. Ben seni tanıyorum. Her grandan aşını. Ben seni sanıyorum da. Bu liste bozdunuz mu bunu? Dur, şuraya dur. Ama bozduk herhalde. Lan! Maris kimdir ya? Ya nerede? Buradan gelmiyor mu ses? Nerede bileyim, nereden geliyor? Allah Allah. Bak burada. Neden alıyorsun Dilan bunu önüne? Ben bilmiyor muyum bundan bu şey? Allah Allah ya. Hadi! One, two, three, four. Action! Kapat, üstümü kapat. Üstümü hemen kapat. Bir verir misin? Üstümü hemen kapat. Komple kapatın beni. Çıkın siz bir dakika ya. Ama kapat beni, komple kapat. Nerede bakayım? Ya bak. Kapat Allah aşkına. Kapat. Polis aç, nefes alamıyorum, aç. Aç. Kes. Kes ya. Oğlum. Bu çok gerizekalı bu Johnny Jeep'ci ya. Oğlum şu Johnny Jeep Allah aşkına. Gülistan dur. Şu Johnny Jeep'ci arkayı bulandıracaksın lan. Ölü ikiliyi bulandırma. Of! Bağırma, bağırma, sakin. Ama bu ne ya? Tamam. Arkayı bak! Ay! Lan bu, bunu alın ya, bu bozuk herhalde ya. Dur İskender, dur. Çay iç, çay iç. Azıcık sakinle. Oh! Tamam, kapat, hadi iyi. Hadi! Kaçtan sak... Ha! One, two, three, four, action! Kapat şu liste. Bak, bak, buraya bak. Komple kapat. Evet. Evet. Buradan gör, buradan. Polisler az hava aç, hava aç. Alakasın yok ya, alakasın. Lan! Çık, 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 çık. Hayret bir şey ya. Tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz mu siz? Oğlum güneş gidiyor, güneş, güneş. Neyin peşindesiniz ya? Hala şu, alın, alın. Alın, düştü. Oh, Allah ya. Oh, çık, çık, çık şuradan. Çık. Seni geberteceğim oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsun? Abi çekiyorum işte. Amcanın oğluyla mı klip çekiyorsun ya? Uzak uzak böyle biraz yakınlaşın birbirinize ya. Güneş girecek bak kaç. Adamlar orada bekliyor. Ay artık onu at şöyle üstüne at. Biraz bir şeyler yapın yani. Saçma sapan hareketler ya. Söyle ne çek bu türküde yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben. Salla geliyorum ben. Bir güzelin uğruna da veremde oldum ölüyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de. Mendili
Müfçü çağır buraya kız. Kameraman gel. Yürek Müfçü çağırdı. Tamam mıydı hocam? O kim bu kız? Burada, burada. O nereden geldi o güçlü? Kimin çocuğu bu ya? Sete çocuk getirmeyin dedim ya. Nice, getir çocuğu. Gel lan buraya kameraman. At kuyruk şunu, haline bak ya. Çok... Oğlum hızlı git. Hızlı gel. Hızlı gel. Hızlı gel lan biraz. İskender ya. Beni delirtti ya. Oğlum niye arkaya bunalıklaştırıyorsun? Şey öyle bunalık atıyorsun lan. Öndeki ikiliye bunalık atacaksın. Yaklaş ya şuraya, gel buraya. Nereden geldin oğlum sen? Yabancı mı bu ya? Yok değil, ekipten ekipten. Nereden yapılar? I'm from Turkey. Al, Türkmüş. Lan dalga mı geçiyorsun benimle? Oğlum valla öldürürüm seni, ağzını bunu dağıtırım valla. Sesleri. Oğlum valla yeter ya. Oğlum güneş gidiyor, güneş. Saat kaç oldu? Pardon, kostüm değişikliği ister misiniz diye soracaktım ama. Oğlum yürü git lan. Al kızını, çocuğunu da al git. Al çocuğunu da götür buradan. Çocuk bey, Reci'den Pınar. Ay kusura bakmayın ya. Ya yürü git lan. Reci aslanımı sığık. Bir metre Reci aslanım olur. Tuzluk. Bak bak, hareketlere bak. Yürü git, bana mı dikiliyorsun şu hale bak ya. Gel buraya. Buraya gel. Elim ayağını tutladı ya. Tamam. Evet, aynı şekil. Olacak bu sefer, haydi. Müdür beyin yeşil kürkü. Yeni de çıktı bu türkü. Müdür bey izin verdi. Söylenecek bu türkü de yanıyorum ben. Yanmada güzelim yanıyorum ben de. Mendini salla geliyorum. Olmaz. Aa! Buyur kendin yap o zaman ya. Çok olma, beğenmedisin. Yaparım tabii. Ama bu hazinet karıyla hiçbir şey olmaz. O kadar para verdim ya. Bula bula para mı buldun? Ya dinler bak. Beni sinirlendirme burada ya. Ne kadar para, o kadar neydi? Köfteli ekmekli bir şey var. Ekmek arası köfteli ya. Laf vardı. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Evet yani. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. O parayı ne yapacaktım? Andriyan'la Linda'yı mı çağıracaktım buraya yani? Benim aklıma bir fikir geldi, yönetmeliyim. Gülistan, hocam diyeceksin, çağır. Gorgusuz. Ne bağırıyorsun bir? Hocam diyerek çağır beni burada, setteyken, set ortamındakine. Tamam. Çağır. Ha, bir daha. Hocam. Hı, efendim? Benim aklıma bir fikir geldi. Tamam. O Adriana Ciyan'ından daha şıkır, daha güzel bir kacı var yanında, hem de beleş. Vallahi mi ya Gülistan, kimmiş? Kim olacak? Esmer bomba dilen, dur lan şu kacıya bir bak. Kız. Heh, öyle değil be İskender, şöyle be, şöyle. İnsanlar ya, biliyorum ben, başka bir şeye baktım. Bak oradan bak. Susar mısın? Gel lan, turn around. Turn around. O ne demek ya? Of! Etrafında şey çemberi yap, dön! Of! Dön diyor, dön! Tamam, bir tur. Heh. Bak, bak, bak. Öbür türlü de bak, öbür türlü de bak. Vallahi. Başı. Başına avatar demedim ben buna. Avatar, vallahi avatar. Ama bir evdeki göz nasıl? Bir evdeki göz değil göz. Öz, ne diyorsunuz siz ya? Kız, klip kızı sen olacaksın diyorum. Hadi iyisin, hadi iyisin. Feryat! Aray, senin tanıdığın, hadi bildiğin. İstediğini yap. Hadi. Hadi şey yapmayın. Sen oyna, sen oyna. Hadi git, hadi. Ondan daha iyi. Sarıl lan, hadi. Öbür kız, öbür kızı çıkarın oradan ya. İnsan ilisi, nedir o öyle? Koca kız. Basma o küçük tuzluğa, basma bak o Reci'ye. Çay söyle Gülistan, bak sesin bitti ya. Ali! Ali çay, çay! Gireyim ben çay istiyorum, şu gireyim buraya, çıkmak mı ya buraya? Oh. Hey, vallahi Muhtemel abla, ne zaman bizi buraya getirsen çekirdek geveletip duruyorsun ha. Ya şikayet edip durmasana ya, bak ne güzel şurada streç atıyorsun. Yok, benim karnım kazındı, ben bir şeyler yemeye gidiyorum. Hey, otur oturduğun yere be. Ne güzel şurada iki dedikodu ediyoruz. Ya ben sıkıldım gıybetten. Hem zaten yeni havadis yok ki. Emin misin? Yeni havadis yok mudur? Yok, vallahi yok kız. Hem zaten olsa ben duramam ki, hemen yımırtlarım size. Vallahi mı? Hey vallahi. Hem siz ne demeye çalışıyorsunuz? Sizde varsa yeni havadis, buyurun siz yımırtlayın. Muhteber ablam değil ki. Sen diye. Ne zaman diye kucağına bir çocuk alacaksın diye. Hayır.
Yani ne zaman isterse o zaman. Ya abi de razı, bilmiyor musun? Vallahi mı? Ne zaman dedi, nasıl dedi, bana niye demedi, size ne zaman dedi, ne dedi, ne dedi? Demesine ne gerek var ki canım? Çocuklar yani torunlarına ne kadar düşkün bilmiyor musun? Torun mu? Siz Gökhan Afet'ten mi bahsediyorsunuz? Seral de Gökhan Afet'ten bahsediyoruz. Senden bahsedecek halimiz yok ya Allah'ın. Vallahi Allah! Sen bana ne demeye çalışıyorsun Asiye? Sen katı mı kaçtın demeye çalışıyorsun? Senden los olmaz, olsunsa haminle ne olur demeye çalışıyorsun? Karta kaçtın tabii Ayşe. Bir de losa mı olacaksın? Tövbe tövbe. Vallahi benim canım isterse losa da olurum, mümmel dövmesi de yaparım. Allah'ım yarabbim ya. Tövbe estağfurullah, hiç güleceğim yoktu. Sen baya baya yani ağamdan çocuk edeceksin öyle mi? Öyle, inanmıyorsunuz mu? Hadi saçma sapan konuşma Ayşe ya. Ya sen kim? Gebe kalmak kim? Tübe. Demek öyle. O zaman 7 ay, bilemediniz 9 ay 10 gün sonra ben de ağamdan bebeği kucağımda gelmezsem bana da anıyla sanıyla paralel şey demesinler. Ya ne diyeceklerdi? Mahmut abi mi diyeceklerdi? Var mısın iddiasına? Eğer kim ben hamile kalırsam, siz de bu resmi nikah yarışından çekileceksiniz. Kabul mü? Kabul la. Tamam, ben de kabul ediyorum. O zaman size geçmiş olsun hanımlar. Tövbe Çünkü 9 ay 10 gün sonra resmi nikah törenime davetlisiniz. Hoşçakalın. Nereye kız? Ya nereye olacak? Çalışmalara başlama ya. Kız kızım. Fikir ver ya. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Mütemer abla diyeceğim ama gelemez. siz gülün gülün. Son gülen iyi gülen. Hakikaten kafa gitti. Gitti gitti canım. Hani bunu götürsek niye götürdün demezler. Yok. Aslan, biz ne zaman çocuk yapacağız? Sen ne zaman istersen aslanım. Ben çok hazırım biliyor musun? Yani tam dönemimdeyim. Vallahi mı? Vakti geldi mi? Geldi de geçiyor bile. Madem Hazara maskara gidiyor. Madem onlar bu işi askıya aldı. O zaman görevi biz devralak. Hemen afetim. Derhal. Destur! Yuh ana ya, yuh ya. Ya ben evliyim, evli artık öyle çat diye girilir mi içeri? Çok konuşma. Zaten sinirlerim tepemde. Ay, hayırdır ana, yine ne oldu? Kumalarım benimle alay geçtiler. Beni en zayıf noktamdan, çocuk mevzuundan vurdular. Ya sen hiç üzülme benim anam. Zaten izin verseydin her bize tam o konuya odaklanmıştık. Sana böyle nur topu gibi bir torun verecektik. Torun mu? He? Kime sordunuz, bana mı sordunuz? Sorun bakalım ben torun istiyorum mu? İster miyim mi? Ana, sen yoksa nene olmak istemiyor musun? Kız vallahi sen saçını başını yolarım ha. Hepiniz ağız birliği etmiş gibi nene olacaksın, nene olacaksın. Olmayacağım ben nene, ana olacağım. Buralarda böyle güdük güdük dolaşan bir bebe doğuracağım. Çüş! Ya ana sen ne dediğinin farkında mısın? Asıl size çüş. Farkındayım, sana ne? Tövbe estağfurullah. Ya şimdi de bula bula bunu mu buldun ana? Bak zaten sinirlerim tepemde diyorum. Ben çocuk doğuracağım diyorsam doğuracağım. Karışmayın bana. Afet, kız gebe misin sen yoksa? Yok ana, değilim sayende. İyi, bir süre daha kalmayacaksın. Ben bebeğimi kucağıma alayım, ondan sonra siz yaparsınız, tamam mı? Ya ana bu ne demek ya? Tamam, biz sana karışmıyoruz, sen de bize karışma. Biz de çocuk yapacağız. Olmaz. Sonra millet Guddük Ayşe geliniyle aynı anda hamile kaldı demezler mi? Ana, haksızlar mı? Sen sıranı saldın canım, şimdi sıra bizdedir. Yok ya, yok ya. Demek öyle, ben daha ölmedim kızım. 9 ay 10 günden tezi yok, ben bebeğimi kucağıma alacağım. Siz de o vakite kadar ilişkinizi ikinci katiplik seviyesine taşıyacaksınız, tamam mı? Allah Allah. Şişt, gel buraya. Kız, gelsene buraya. Gelsene buraya. Ana ya. Anası da anası yok, gidiyoruz beraber. Seni burada bırakayım da ondan sonra arka arkaya bebeleri diz, tamam mı? Uyanık kal. Ana! Of ana ya, of ya!
Şirinim, hadi kakis top oynayalım. Hatta boş ver istopu, yakan top oynayalım. Yakan top da fenayımdır, bilirsin. Olur. Ama bak, böyle çocukluğundaki gibi vurulunca ağlamak, mızmızlanmak yok, tamam mı? Keşke her şey çocukluğumuzdaki gibi kalsaydı. Keşke sadece böyle şeyler için ağlasaydık. Şirin, üzülme. Bak, kendini bu kadar koy verirsen Baran da çok üzülür. Baran benim bu halde olduğumu nereden bilecek ki yenge? Sanki yüzünü görebildiğim mi var? İstersen görürüz. Nasıl yani? Ya Baran cezaevinde ama görüş yasağı yok. Değil mi Hazar? Benim bildiğim yok sevgilim. Ya ne duruyoruz? Hadi geç olmadan gidip ziyaret edelim o zaman. Abi gerçekten mi? Gerçekten Şirin. Ya gel. Anam, şimdi ağam bunu içince 9 ay 10 gün sonra işlem tamam diyorsun, değil mi? Sade ağam değil kız, sen de içeceksin. Senin de yaşın az değil yani. Gevşek, ne demekmiş o? Ne varmış benim yaşımda? Gencecik karıyım ben. Bak, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan dediğimi yapacaksın. Bu karışımdan günde 3 kere hem sen içeceksin, hem kocana içireceksin. Ha, ama dur, bir eksik var. Ne o? Sümbül teke. Ne? Bak şimdi. Bu karışımı bir hafta boyuna içtiniz miydi? Sonra çocuğun ismini düşünün. Ay, o kadar diyorsun yani. He. Başarı oranımın %99.9 olduğunu biliyorsun değil mi? Aha. Ama %100 değil. Neden? Çünkü tedavi sırasında vadesi dolup Hakk'ın rahmetine kavuşanlar olabilir. Ondan. Anam, adından yelesin, Allah korusun kız. Tamam mı şimdi, bu oldu mu? Tamam. Bak sen şimdi kimseye görünmeden buradan usul usul git. Kimseye bir şey demeyeceksin, tamam mı? Kız tamam demem, merak etme sen. Hadi hayırlı ola kız. Hadi görüşürüz hadi. Allah razı olsun. Dur debe değil ki bu. He? Ölüyü bile doğurtan kadın. Peki bunun burada ne işi vardı ki? Bilmiyorum. Afet. Hı. Kız bunu buraya sen çağırdın yoksam yok. Ay kız kısır mısın? Hey Nazgül, diline şeker oları soka. O ne biçim laf? Ay benim kimselere ihtiyacım yok çok şükür. Kız anam ciddiymiş ya. Bu karı doğuracak bak. Kız kınıyana. De vallah. Hem vallah hem billah. Vallah doğuracak, billah doğuracak. Aa vallah ben bu onu kaçıramam. Yürü yürü yürü. Anam, lokum da atalım, iyice kuvvet olsun ama. Ana. Aklım aldınız, ne oluyor be? Kız ana, sana ne oluyor asıl? Durdu ebeği gördük ya burada çıkarken. He. Görebilirsiniz. Kendisiyle ufak özel bir işim vardı. Vii, kız sen baba aya kuvvet şerbeti yaptırıyorsun, ne yapıyorsun? Sadece kendi işinize bakın siz. Size ne? Kız sen ciddi ciddi gebek alacağım diyorsun yani, öyle mi? Yok abi, şakacıktın şakacıktın gebek alacağım diyorum. Tövbe tövbe. Kız anam sen bizi hiç mi düşünmüyorsun? El alemi kaynanaları torun torun diye tutturursan doğuracağım diyorsun ya, el insaf be. Tabii doğuracağım. Allah Allah, engel mi olacaksınız? Nasıl muhane olacaksınız? Mühür mü vuracaksınız? Aa yok, biz mühür vurmayacağız ama baba ağa zaten mühürlü sayılır ya. Kız sen utanmıyor mu kayınbabanı doğuma kaçmış demeye? Kıni ana, ben doğuma kaçmış dedim. Dedim ki böyle şeyler için biraz niyet, biraz istek gerekiyor. Baba ağada da bunlar tınne biliyorsun. Nazgül, ağam bu şerbeti içsin bakalım, hevesi geliyor mu gelmiyor mu? Kız kuttuk. Kim öyle kapıları bacaları kıracak, tırmanacak ha desiyle? Ana, kıni ana baba hiç kuvvet şerbeti yapıyor. Ne? Aman onun kaynattığı şerbetten ne olacak ya? Abi
yapmış bu saatten sonra çocuk ister mi ya? Vallahi hiç öyle demeyin. Bu şerbeti Durdu Ebe'ye yaptırıyor. Durdu Ebe ki nice 80'lik ihtiyarları, çorak toprakları bostana çevirmiş kadın. Gıni anayla babayı çeviremeyecek. Ne? Durdu Ebe mi? Kız kuddük versene şu şerbet. Yanaşma yakarım ha. Aman Mühteber abla ya, bırak gitsin bırak. Nasıl olsa ama bu saatten sonra bilmediği şeyleri yiyip içmeyecek ya bizim elimizden. İçmez bırak. He doğru diyorsun. Allah kaynananın da hayırlısını versin biliyorsunuz mu? Amin. Allah'ım karıneste benimle yarışıyor. Ben de bahtsız karıymışım be. Ah anam, afetim benim. Ben sana kıyamam. bir de iyi tarafından baksana. 9 ay 10 gün sonra nur topu gibi bir görümcen yahut bir kaynım olacak kız. Kız yürü git. Vallahi bak hamile mamile de ben bütün incimi senden çıkarırım ha. O üzülme, üzülme gelebilir. Gebelleme ben. Ay bahtsız afiyetim ben. Yazık. Bir el, bir eller, bir eller. Ne oldu Müsellim, ne yapıyorsun? Hiç. Ya bir iki şiir ezberliyorum böyle genel kültür maksatlı ha. He, tabii mutlaka öyledir. Yoksa ezan bacıyla ne alakası olabilir ki ne? Ne alakası var ya, ne alakası var? Benim öteden beri şiire merakım vardı. Bir iki tane ezberleyeyim dedim yani. Tabii, tabii. Ne yapıyorsunuz la? Geç kızım, geç. Ama sen ne yapıyorsun Hasan? Hiç. Ne edelim ki ne? Biz de Müsellim'le şiir... Ya oturuyorduk ya. Hayırdır, siz niye burada böyle? Ha? Hayır, hayır. Ya ben de ne diyeyim bileyim mi siz gençler? Diyeyim ki böyle çift çifte, iki çift. Çifte kumrular gibi gidip çay bahçesinde çay istek diyeyim ya. Türkmen abla, çay bahçesi nereden çıktı şimdi? Benim niye bundan haberim yok? Ay sanki haberin olsan geleceğin ha. He, gelmezdim. Çünkü burada bir çift varsa o da sizsiniz. Ben başka bir çift göremiyorum zira. Neden? Biz çift olamaz mıyız? Yok, olamayız. Nedenmiş o? Çünkü biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani aynı göğe bakmıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Ya demek aynı göğe bakmıyoruz öyle mi? Bak bakalım bakıyor muyuz, bakamıyor muyuz? Bir ellerin, bir ellerin belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Turgutayar, sen... Niye öyle gövel ördek gibi göğe bakıyorsunuz ya? Sen anlamazsın. Çay içmeye gitmiyor muyduk ya? Hadi, hadi inşallah. İnşallah, hadi maşallah, hadi. Hadi maşallah gel kızım gel. Hadi biz gidelim hazırlanak da gelek. Hadi, hadi yürü. Yürü saçaklı sen de yürü kızım benim. Oy yürü. Maşallah. Ne o Müsellim? Sonunda dengini buldun galiba. Vallahi buldum ha. Abi, nerede kaldı ya? Acaba getirmeyecekler mi? Ya Şirin adam evinden mi çıkıp geliyor? Burası hapishane. Burada bir sürü prosedür var. Bak hasta falan olmasın ha. Söylemiyorlardır falan ha. Thank you.
Ne iyi ettiniz geldiniz. Hoş geldiniz. Çok iyi geldiniz bana, çok. Çok özlemişim lan. Ama en çok beni özledin değil mi? Sorma kayınço. Allah'ıma kurama, bütün gece resmin elimde. İki gözüm iki çeşmeyim. Yüzünü unutmaktan korktuğum için bütün gece resmin elinde uyuyorum. Sence ben kendimi sana unutturur muyum ha? Sen bir söyle bakalım, burada rahat mısın, alışabildin mi? Eksin gediğin var mı? Bak yemek yiyebiliyor musun, uyuyabiliyor musun ya? Kız bir sus, sus. Abo nefes almıyor. İyiyim, kurban oldum, iyiyim. Çok şükür. Bir tek hasretliğin koyuyor, o kadar işte. Bak bir şeye ihtiyacın olursa hemen haber ediyorsun, tamam mı? Bak Baran, Şirin'in dediği gibi. Eğer bir şeye falan ihtiyacın olursa bize haber vermen yeterli. Eyvallah, eksik olma kayınca. Konaktakiler nasıl? Bozuklar sıradan hayatlarına devam ediyorlar. Aynı işte, biliyorsun. Ben yeniden yeni gelin oldum. Gördün maşallah. Herkes kaldığı yerden devam ediyor. Çok şükür yengem, çok şükür. Dilum nasıl? Ablam. Hakikaten onlar niye gelmedi? Şey, yani Dilan... Biz çıkarken Dilan evde değildi. Ama Mühteber annem ve Kalender babamlarla gelecekmiş. Dilan nerede? Şirin'im, Dilan neredeydi? O çobanla buluşmaya mı gitti yine yoksa? Bir sakin ol Baran. Aa, ya gitti işte, kız çarşıya falan gitti yani. O yüzden evden çıktı. Kayınço. Merak etme Baran ya. Dilan senden bize emanet yani, gözün arkada kalmasın. Aman ha, bak gözünü seveyim. Şimdi bu sapık çoban benim yokluğumda meydanı boş bulur, bacıma musallat olur falan sana emanet. Yok. Sana var ya, aşk olsun ya. Ben ta nerelerden kalkmışım gelmişim, sen hala feryat da feryat diyorsun ya. Ben bunu konuşmak için mi geldim hayatım? Haklı söylüyor. Kusura bakma çiçeğim. Lanet girsin o çobanın adına. Hele sen şöyle bir kaç bakayım. Ne ettin sen, zayıfladın mı? İki günde mi? Şimdi üçe kadar sayacağım ve ellerimi çırptığımda uyanacaksın. Bir, iki, üç. Ne oldu, geldik mi? Geldik, geldik. Hem de bu sefer çok daha az hasarla geldik. Çok iyi ilerleme kat ediyorsunuz Camilla Hanım. Ay çok sevindim, çok teşekkür ederim. O zaman ben ilaçları bırakabilirim değil mi? Doktor hanım lütfen, ilaçları kesmeyeceksiniz değil mi? Doktor hanım lütfen. Bütün saadetimiz buna bağlı, biliyor musun? Yok canım, öyle şey olur mu? İlaç tedavisiyle birlikte terapilere devam edeceğiz tabii ki. Oh, oh. Kamil haydi, sıra sende. Doktor hanım, benim kocama da bir seans yapabilir misiniz acaba? Tabii, eğer istiyorsanız. Dinlerim. Bak şimdi, Camilla kalkacak, o koltuğa ben oturacağım. Doktor hanım bana da bir seans yapacak ama. Benden sonra sen yapacaksın, tamam mı? Yok benim dinim, ne alakası var canım? Ben anlamam öyle hipnoz mitmoz öyle şeyler. Ya dinlerim, bana güven, senin için de çok iyi olacak. Ya benim dinlerim, ben kendime güvenebilirim belki ama bilinçaltıma asla. Niye biliyor musun? Ne zaman, nerede, ne hortlayacağı belli değil. Ya dinlerim, zaten psikanaliz bunun için var. O hortlayanları anlamlandırıp bugüne olan etkilerini saptamak için. Sen önce bir git bayıl da sonrasını sonra konuşuruz. Ya haydi. Camilla Hanım, ayıptır sorması ama sen neyine güveniyorsun da benim dünürümü bayıltıyorsun? Yani bu adamın neler neler sayıklayacağı hiç belli değil ki ne? Kalender ağacığım, ben kocama güveniyorum. Benim kocamın bilinçaltında, benim dişimde bir dişi sineğe bile yer yok. Ben bundan eminim, biliyorum. Camilla Hanımcığım, ben de dünürüme güveniyorum, biliyor musun? Şimdi bu adam kaç yıldır seninle beraber, kaç yıldır baskı altında. Şimdi bayılınca bütün bu baskılardan kurtulup içindeki bütün fantaziler hortlayacak. Var mısın iddiaya? Varım. Bak, eğer bugüne kadar kırdığı bütün cevizler ortaya çıkarsa,
içinden döklü verirse iddiayı ben kazanırım. O zaman ne istersem yapacaksın. Dergiyi dökmezse? O zaman dile benden ne dilersen. Yemin et. Evet, yemin olsun ma. Ne diyeceğim? Ağzından bir tek defa bile kamelya çıkmayacak. Kamelya demeyecek. Haydi bakayım. Haydi bak. Haydi. Haydi. Para. Şirin. Sen söyle. Yok yok, sen söyle. Ya hadi ne olur sen söyle. Ya yok, ölümü öp. Ya ne olur söyle. Allah Allah. Ya rica ediyorum, birini söyler misiniz artık? Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Şey, ben sana mektup yazmıştım da. Bunu biz alalım. Sonra arkadaşa veririz. Allah Allah. Naci ya, altı üstü aşk mektubu. Kazma küreğe benziyor mu? Kuralları ezberleyemedin herhalde. Biz bakalım. Sonra teslim edeceğiz. Sen şimdilik bunu da alın. Bunu da önce biz okuyalım. Çıkışta ziyaretçinize veririz. Oku oku. Şifreli yazdım, anlayamam zaten. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Şaka şaka ya. Aşkıma aşk mektubu yazdım. Burada ağlın sökmez Baran'a. Disipline gitmeye çalışın herhalde. Memur Bey, kusura bakmayın ya. Arkadaş şaka yaptı. Yani gerçekten üzerinde durulacak bir şey değil. Şaka. Pişlenmeye mi çalışıyorsun? Hala bak, yediremiyorum oğlum. Yediremiyorum lan. Allah'ıma derleneceğim ya. Sakin kalmak zorundasın. Ya bak, eğer bir vukuat daha çıkarsa biz hayatta kavuşamayız bilesine. Bak Baran, böyle yaparsan Şirin'in aklı hep burada kalır. Lütfen biraz soğukkanlı ol. Tamam tamam, merak etmeyin. Ne yapayım, alışırım zar bir iki güne bunlara. Görüş bitti. La havle. Baran, tamam. Sakin. Tamam, ben gideyim o zaman. Ha, gideyim ben. Hadi bana müsaade. Ancak kayınçomla vedalaşayım. Burada sakattayı mazarım. Bizim aşirete haber sal, içeri adam soksunlar. Ne diye sorma, sadece dedim yap kumbanım, tamam. Yengem. Baran dikkat et. Tamam. Bu melek ya. Dakika bir, gol bir. Zaten sana güvenen ne kabahat? Camilla'yı görüyorum. Tepelerin ardından bana doğru koşuyor. Tamam, güzel. Şimdi Camilla'yı orada bırakıp daha eskiye gidiyoruz. Camilla'yı orada bırakamam ben. Çok üzülür sonra. Onun bana ihtiyacı var. O bensiz yaşayamaz. Ama küçük Kamil bizi bekler. Daha eskiye gitmemiz lazım. Küçük Kamil beklesin biraz daha. Daha eskisi yok. Camilla'dan öncesini göremiyorum. Yok benim için. Camilla'sız bir önce yok. Var Kamil. Sen Camilla'dan önce de Kamil'din. Bir hayatın, gençliğin, çocukluğun vardı. Evet Kamil. Şimdi 9 yaşındasın. Neredesin? Ne yapıyorsun? La 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 la. La 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 la. Okuldayım. Saklambaç oynuyorum okulun bahçesinde. Camilla ile beraber. Yok artık. Tamam. Okuldan çıktık. Şimdi 5 yaşındasın. Annenle birlikte bir parktasın. Salıncakta sallanıyorsun. Nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Çok mutluyum. Salıncakta sallanıyorum. Camilla beni sallıyor. Hayır Kamil. Orada Camilla yok. Vay! Orada Camilla yok. Vay diyorum, vay! Adam vay diyor. Allah Allah, sen neden adamın aklını karıştırıyorsun? Neden bilinçaltından beni çıkarmaya çalışıyorsun doktor hanım?
Anlaşıldı. Kamil Bey'le başka bir zaman birebir seans yapmamız gerekiyor. Camilla, la 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 la. Şunlara bakın şunlara. Ayşe Hanım bir beni katmamış şu şerbetin içine. Beyline ne geçtiyse atmış. Bütün kavanozları boşaltmış. Aman isterse bütün kileri boşaltsın ya. Ya ben size ne diyorum? Sakin olun. Ağam o şerbeti içmez. Asiye. Ben sana bir şey diyeyim. Ya içerse? Ha? Yani o güdük kafasına koyduğunu yapar, şeytana bilen pabucunu ters giydirir ha. Mühteber ağam bu konuda çok haklı. Siz bilmiyorsunuz bu benim anamın Arrab'in adını. O bir şey kafaya koyduysa var ya, allem eder, kallem eder, yine de yapar kuduk. Hele bir de meselenin içinde alanında ordinaryus durdu ebe varsa sizlere pati görmek düşebilir. Yok, yok anam. Bak çocuk moncuk yüzü yok. Benim görebileceğim tek çocuk anamın doğuracağı çocuklar olur. Onları da ben büyütürüm. Kız! Al aşık neyin durma ha! Bak şimdi bir şey yapacaksınız. Kuddüğün odasına gideceksiniz. O şerbet kazanını alıp bahçeye dökeceksiniz. Evet. Ne? Ana! Valla ben daha gencim. Çocukların mürvetini görmeden gideyim istiyorsun. Ama korkmayacak bir şey yok da. Ay güldük daha ne olduğunu anlamadan siz o kazanı alıp geleceksiniz bu kadar. Pışık yok ya, ne kadar da kolay söyleyiverdin öyle ana. Ben var ya anamın odasından bir gıda malzemesi çalacağım ha. Aha da şu minnoş ellerimi bir aslanın midesine sokarım daha iyi. Ya güldük hamile kalırsa başımıza ne gelir hiç düşündünüz mü? Vallahi ağam yüzümüze bile bakmaz ha. Ha o güldük de hayatı zindan eder hepimize. Mühteber ablam çok haklıdır. Bundan sebep siz iki gelin baş başa vereceksiniz. Hem kendi geleceğiniz için hem bizim geleceğimiz için o silahı yok edeceksiniz. Konu kapanmıştır. Hadi hadi. İşte şimdi Tatar hamına geldik. Oldu. Evet, sen ne yaptın? Düktüm. Düktün. Düktün. Allah! Bırak kızı öldürecek. Bırak kızı bıraksan ya. Bırak beni öldürecek abi. Öldüreceğim abi. Ne istediniz benim doğmamış çocuğumdan? Aa, Ayşe Bey, kendine geldi. Siz neden istemiyorsunuz benim çocuğumdan?
korkuyordunuz değil mi? Gani ana. Tamam. Hadi gel. Sakinleş. Seninle mutfağa gidelim. İki hanek edelim. Kendine gel ha, tamam. Gel. Dokunma bana. Yakarım. Kustum. Artık bundan sonra hiçbirinizle konuşmayacağım. Yanaşmayın bana. Sen. Yandın Senafeti, yandın. Gelin gelin değil, çiyan yahu çiyan. Kız resmen delirdi ya. Ama boş ver, akşama geçer onun sınıfı, bir şey çıkılmaz. Gitti mi? Gitti. Kız Afet ne yapıyor? Allah. Şifadır, şifadır. Yazık, Ziyar Zerbel mi olsun? Tövbe. Aman, kaynana gelin dedilmiş ya bunlar. Oh. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum, hepsinden nefret ediyorum. Bize bu nefreti biraz tarif eder misin Kalender? Neyden nefret ediyorsun? Mehteber'in kınalı yapıncak gibi kınalı saçlarından. Asiye'nin boya kovasına düşmüş gibi boyalı suratından. Ayşe'nin şarküteri dükkanındaki bastırma gibi kokmasından. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Anladım. Sadece üçünden mi nefret ediyorsun? Yok. Yok. Bu üçünün müsebbibi olan benim babamdan nefret ediyorum. Babam var ya babam, beni everdi. Everme beni dedim, everdi. Everdikçe everdi. Hep everdi, pek everdi, çok everdi. Evet, nefretin kalbine ulaştık. Buraya yoğunlaşmamız lazım. Devam eder misiniz? Baba, bana kıyma dedim, everdi. Baba ben birinciyle baş gelemiyorum, ikinciyi reddedeceğim dedim. Everdi. Üçüncüyü reddedeceğim dedim. Gençliğimi söndürdüm. Beni bilirdin baba. Baba. Dünürüm vah çok acı çekmiş yahu. Ben de çok üzüldüm. Adam resmen çok eşliliğin kurbanı olmuş. Vah vah. Birazdan üçe kadar sayacağım ve ellerimi çırpacağım. Uyanacaksın. Bir, iki, üç. Ne oldu lan, geldik mi? Uyandınız Kalender Bey. Nasıl hissediyorsunuz? Allah'ıma kitabıma geldim var ya, yani kuş gibi hissediyorum. Böyle omuzlarımdan sanki bütün dünyanın yükü kalkmış gibi. Nerede kız sen bana? Bu daha başlangıç Kalender Bey. Bundan sonra sizinle birebir seans yapmamız gerekiyor. Çünkü geçmişiniz size bir hayli yük olmuş durumda. Öyle mi? Vay anasını ya, yapah. Ben var ya, eğer her seferinde böyle hissedeceksem sana her gün gelirim, biliyor musun? Her gün gerekli değil. Haftada bir gelmeniz kafi. Allah senden razı olsun doktor hanım. Allah senden razı olsun. Ya Allah senden de razı olsun. Kabelyalarım sen var ya, sen vesile oldun bu işe, biliyor musun? Sizin adınız neydi, isim neydi? Doktor. Doktor hanım diyoruz biz kendilerine. Yanmada güzelim yanıyor. Orada ne oluyor ki ne? Allah Allah. Müdür bey izin verdi.
Verdim, verdim. Tamam, verdim de. Keşke şu iş vecinle ya klip de yapaydınız ya orada be. Ama Beske, değer boş ver klipin bu ne şimdi. Baksana ne kadar yakışırlar birbirlerine. İnşallah en yakın zamanda yuva kurup mutlu olurlar be ya. He, mutlu olurlar he. Abla? He, abla ya. Anda siz ikiniz de bunlara çanak ne tutuyorsunuz ha? Çamak, çanak manak tutmadık yenge. Bunlar sanatçı yenge, klipte oynuyorlar. Oyuncu bunlar, bizim sanatçı. He canım, he he he. Çok yetenekli oyuncular, lakin bana onların oyunculukları neyi sürmez. Ben sahne dedim. Ben sana kardeşime yanaşmayacaksın demedin mi ha? Demedim mi? Eltim aslında çocuğunu içmişsin. Sen sus! Sus ya! Kız, sende hiç Arlan'la neyin kalmadı mı? Senin abin mahpus damlarındayken sen fingirşmeye utanmıyor mu ha? Niye utanacakmışım? Sevmek ne ayıp ne de günah. Ha bak 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 bak. Sana bu laflar o anda bu patates mi ezberletti? Muhteber ana. Sen sus. Benim aklım bana yatıyor çok şükür. Hem abla sen niye bu kadar tasalanıyorsun ki? Bizim kimsenin başını önüne edirecek halimiz yok ki. Bak abim hapisten çıkar çıkmaz biz de evleneceğiz inşallah. Senin abim hapisten çıksa ne yazar ki ne? Ben sana değil. O eli babamız anda o mezardan çıksa bile ben seni bu çobana vermem. Muhteber ana. He. Senin karşında artık eski çoban Ferhat yok. Senin karşında ses sanatçısı Feryat Figan duruyor. Ama ses sanatçısısın. Ha. Gör bak bakalım ses sanatını. Nasılmış ses sanatı? Sanatçı. Haydi yıkıl karşımdan. Değil o kapıdan içeriye girmek. Kapının önünde bile dolanamayacaksın ha. Ha! Size de deyim anda bunun yüzüne bakmayacaksınız. Ya yenge şimdi bu şeyin... Ay. Lan! Yılık! Ne bakıyorsun öyle? Utanmıyor musun sen yengemin bacısına? Bir de abisi falan içerideyken. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum Feryat sen? Kimsin? Ya abi. Ne abisi ben? Nereden abin oluyorum senin? Çık git lan, çık yıkıl. Yıkıl çık, çık yıkıl buradan. Sirseri ya. Ferhat! Kız! Bana bak, sizden de hesap soracağım ama. Şimdi de. Yakının karşımda. Daha iyiydi. Yalnız yenge eline sağlık. Çok güzel vurdun ha. Çek. Stilo. Madem konuştuklarımı dinlemedi, benden günah getti. Ne yapacaksın abla? Ha? Döveceksin mi? Yok kız, döver miyim hiç? Dayak az gelir ha. Ne yaparsan yap, hı, Ferhat'tan vazgeçmeyeceğim. Sen de göreceksin. Halep oradaysa, arşın da burada. Göreceğiz. Elmiyor mu, değmiyor mu? De haydi. Muhteber anne, bil bakalım nereden geliyoruz? Bela. Efendim Muhteber anne. Senin bu Dilfer aşkından haberin var mıydı? Vardı anne. Peki ya senin Hasan? Benim de vardı ana. Sen.
Her birinizin haberi vardı. Ha? Ah ve şimdi kalender ağamı daha iyi anlıyorum ki. Muhteber anne, onlar birbirlerine aşıklar. Aşk ne ya? Ne aşk, ne, ne aşk, ne aşk, aşk. Hı? De bakalım Şirin. Şimdi bu aşk dediğin şey böyle sabun köpüğü küsü gibi bir şey mi? Ha? Böyle kimi vakit çobana konuyor, kimi vakit de ağaya konuyor. Değil mi? De haydi. Muhteber ana bana az önce laf mı soktu? Biraz öyle oldu galiba. Karıcığım siz Dilan'la ilgilenin, ben de Muhteber anaya bakayım. Tamam hayatım. Dilan ne oldu? Muhteber anne sizi yakaladı değil mi? Yakalasa yine iyi. Ferhat'a hem vurdu hem de kovdu. Horoz gibi kabarıp durdu. İstediği kadar kabarsın. Sonunda razı gelmeye mecbur kalacaklar Dilan. Senin sadece sabretmen lazım kusur. Yok Şirin. Bu sefer çok ileriye gitti. Bak göreceksiniz. Bizi ayırmak için bu sefer elinden geleni yapacak. Bak bu konaktakiler aşkın önünde duramayacaklarını çok iyi biliyor. Ne olur bak biraz sabret sadece. Zamana ihtiyacım var Dilan. Sabret. Ya Rab! Nedir benim bu çektiğim çile? Ha? Mutlu olmaya benim de hakkım yok mu ya? Ha? Yok mu? Ay canım benim ya. Aynı abisi aynı. Üzülme, geçecek. Geçecek mi? Geçecek. Geçsin. Yani aslında biz daha Lucusiye'lere gidiyoruz Hasan'ımla emme. Siz yabancılaşman diye buraya geldik. Birader mi Hasan? He, öyle. Biz hiç yabancılık çekmeyiz. Modern yerler bizim evimiz gibidir. Ya biz kime hava atıyık ya? Siz bizi dinlemiyor musunuz kı? He, dinliyoruz, dinliyoruz ya. Benim için de ev gibisi yok yani. He, tamam, süper süper. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Ben bir ıstakoz alayım canım benim. Takoz mu? Ay görüyor musun Hasan? Lahadan da halktan bir insan. Ben ıstakoz diyeyim o çok uzanlıyor ya. İstakoz canım benim ıstakoz. Tamam tamam. Sen bana sıcak bir portakal getir. Bir dakika bir dakika. Ezem Hanım. Başka bir şey istiyorsanız çekinmeyin söyler misiniz? Yok ben çay içerim. Ben de. Tamam. O zaman bu şiir de benden size gelsin. Çay içmeye gidenler vardı akşamüstü. Parklara gidenler de. Duruma uymak kısaltıyordu günlerini. Artamayan, eksilmeyen bir hüzünle. Terziler geldiler. Nereye geldiler bu terziler? Hani ya terziler? Ya cay cay konuşma Türkmen ya. Biraz önce okuduğum dizeler Turgut Uyar'ın Terziler Geldiler şiirindendi. İşte onu diyor her zamanım. Biliyor musun? Beni çok şaşırtıyorsun ha. Ezem, hani sen biz başka dünyaların insanlarıyız diyordun ya hani. He, diyordum. Aslında biz öyle değiliz biliyor musun? He. Yani bak. Ah. Bu çay kaşığını görüyorsun değil mi? Altı da üstü de aynı değil mi? Ama çayın içine koyunca farklı farklı gözüküyor. He. Çünkü ışık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama girdikleri zaman kırılırlar. Ha işte ben de onu diyorum. Aslında biz seninle aynıyız. Ama farklı ortamlarda ışık gibi kırılıyoruz.
artık birbirimizden uzak durmayan Belzem. Ha? Bir olalım ki kırılmayalım. Ben ömrü hayatımda böyle bilimsel ilan aşk görmedim arkadaş. O da bir şey mi? Ben bile görmedim. Ay, bu şeker de erimedi gitti ha. Şeker erimez zaten, çözünür. Pardon? Şeker diyorum yani, erimez, çözünür. Kimyasal bir tepkime gösterir yani. He, sen şunu biliyor muydun? Erime de, çözünme de Osmanlıca'da inhilal anlamına gelir. Bunlar parçalanma, bölünme, dağılma. Yani bunlar Türk Dil Kurumu'nda eş anlamlı kelimeler olarak bulunur. Ama bu eşleşlik kimyasal alanda olmaz yani, olamaz. Çünkü eriyen madde, çözünen madde gibi başka bir maddeye adapte olmaz, olamaz. Yere giresice. Ya, yani bunları takmayalım canım. Allah Allah, bak çok bilmiş. Biliyorum tabii. Bilenden değil, bilmeyenden korkacaksın. Ha, şimdi sen bana cahil mi demek istiyorsun ha? Ha, istersen bunu bir deneyle anlayalım. Ne deneyeceğiz? Şimdi şeker çayın içinde eriyor mu, çözünüyor mu? Yani sen buna nasıl bir tepkime vereceksin ha? Ne yaptın kızım sen ya? Ya gördün mü? Ne eridin, ne çözündün. Yandın. Neden? Çünkü odunsun. Odunsun işte. Odun. Odunsun. Millet deliye biz ahırlıya hasret arkadaş. Maşallah maşallah. Mis gibi oldu vallahi. Oldu da bitti bu iş. Karılar hiç söylemeyin, kapı kilitli. Kızım Ayşe açsana kapıyı. Abi sen misin? Yok ben Asiye'yim. Kızım aç şu kapıyı, yatacağım. Ne yatacağım? Dur geldim. Geldim abi. Buyur, hoş geldin. Ne kokuyor burada böyle? Şerbet kaynattım ağam sana. İçersin değil mi? Bu ne lan böyle? Lan çok leş gibi kokuyor bu, içmem. Ağam bak. Burada soğumuşuver. Aa maşallah maşallah, mis gibi. Hadi iç. Çek kızım şunu burnumun ucundan. İçmeyeceğim dedim işte. Ayrıca ben bu vakıttan sonra içinde ne olduğunu bilmediğim hiçbir şey içmem sizin elinizden. Ya ağam içinde bilmediğim bir şey yok ki. Bir takım otlar, baharatlar. Şifa bu şifa. İçmeyeceğim dedim Ayşe. Ayrıca söndür şu ocağı, yoksa lahma kitabıma gider Asiye'nin odasında yatarım ona göre. Hayır, yatamazsın. Sen ki sözünün eri bir adamsın. Bana verdiğin sözden caymaz, gidip başka karılarla asla yatmazsın. Doğru diyorsun, vallahi öyleyim. Kurban olam ama iç. İçmeyeceğim dedim Ayşe. İçeceğim. Ayşe içmeyeceğim. İçeceksin. İçmeyeceğim. İçeceksin. Ayşe içmeyeceğim. Mecbursun, zorundasın, içeceksin. Zorunda mıyım? Niye içine? Çünkü... ben senden bir bebeğim olsun istiyorum. Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Senden minik bir bebeğim olsun istiyorum. Böyle gözleri senin gibi çipil çipil baksın. Bebe. Ayşe, bizim zaten bir bebeğimiz var. Gerçi şimdi eşek kadar oldu ama Gökhan. Ama bizim bir bebeğimiz var. Ayrıca gözleri de benim gibi çipil çipil bakıyor. İşte kendi ağzınla söylüyor. Eşek kadar oldu. Güdük değil ki artık. Sen de istemez misin? Benden böyle küçük bir güdüğün olsun ha? O işler öyle istemeyle olmuyor bu yaştan sonra. Ya ne varmış senin yaşında? Aslan gibi, kaplan gibi adamsın maşallah. Öyleyim, Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Benim kendimden bir şüphem yok ki ne. Ben seni diyorum, senin yaşını diyorum. Benim yaşım. Sen de o kuma mı olacak karılar gibi bu saatten sonra senden ana olmaz, olsa nene mi olur demek istiyor.
Ben bir şey demiyorum. Her şey ayan beyan ortada, görmüyor musun? Allah Allah. Hem kızım bak yapma böyle. Tez vakitte afetten de belladan da müjdeli haber alırız inşallah. Alırız da torunlarımızı da kucağımıza alırız. Ben torun istemiyorum. Ben bebe istiyorum. Olmaz öyle. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz öyle şey. Olacak. Olmaz diyorum. Çok güzel ağlamıyor mu? Buyurun, buyurun. Aa! Dilan, neyin var? Ha, çoban salatasıyla kavga etmiş ya. Ney? Ferhat'ı diyor, Ferhat'ı. Niye? Mühteberene yüzünden mi? Yok, hayır. Ferhat pısırığı yüzünden. Ferhat'ın var ya, azıcık yüreği olsaydı ablamın karşısında dik durmasını bilirdi. Ama o ne yaptı? Ablama olan bütün hıncını benden çıkardı. Ya Dilan, bak ne güzel kendi ağzınla söylüyorsun. Çocuk senin elinde tokat yemiş, bu kolay bir şey mi? Hakikaten kolay mı canım? Hem bir de sen sonra çocuğun üstüne yürümüşsün. He, o ne olacak? Yürümüşsem yürümüşüm. Ne olmuş yani? O üzüldü de ben üzülmedim mi ya? Ha? Öyle çekip gitmesi mi lazımdı? O bir anlık sinirle gitmiştir. Yoksa seni bırakmaz. Vallahi ben onu bunu bilmem Bella. Seven adam abim gibi olur. Bak, Hazar gibi olur. İnsan sevdiğine sahip çıkar. Ya mücadele eder ya. Kaan'da var. Aman. Vallahi ben de söz tükendi. Ağla ağlayabildiği kadar Mariko. Ya Nazgül. Ne ya? Dilan, sen Nazgül'e bakma. O ne dediğini bilmiyor. Bak, zamanla her şey yoluna girecek. Görürsün. Ah, ah. Doğru tabii ya. Yani bu konak böyle insanı bir yıpratır. Böyle bir içini daraltır vallahi. Bence herkesin biraz böyle zamana ihtiyacı var yani. Hepimizin. Herkesin derken? Pardon da Kaan, seni bu konakta kim yıpratıyor? Tabii ki sen, benim hırçın karıcığım. Tabii ki sen. Aa! Kıskançlık kıskacı sende. Bütün entrikaların, bedduaların orijinal patenti sende. Gerginlik desen elektrik santrali gibi karısın, tüm Türkiye'ye yetersin. Ben yıpranmayayım da kim yıpransın ha? Hazar mı yıpransın? Söyle bakayım. Uy baba çıkarsan. He baba çaka baca kopaka. Nazgül, rica ediyorum kavga etmeyin. Zaten bu süreçte hepimiz fazlasıyla yıprandık. Evet ya. Hep birlikte şöyle sakin, sessiz oturup biraz kafamıza dinleyelim. Bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bu taş duvarlardan sıkılmadınız mı? Aa, yok. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere gidelim. Güzel güzel tatil yapalım, olmaz mı? Hakikat benim kardeşim ya. Çok güzel söyledin. Zaten Nazgül Hanım'ın da gebelliği bitecek. Lohusalığı başlayacak. Benim biraz güç toplamam lazım, hazırlamam lazım. Vii, dünya dünyaladı sen de benle değil Kaan. Allah canın almaya. Ya şaka yaptım benim güzel karıcığım ya. Allah Allah. Bakın, Mersin'de çok güzel bir karavan kamping var. Gidelim oraya. Ha, kafamızı dinleriz. Ne dersiniz? İzci sözü. Ya harika, evet. Ney? İzci Kaan'a. Sen nereden biliyorsun bu kampingleri, karavanları falan ha? Doğru söyle. Hangi oynak başlarını, hangi yavru kurtları götürdün sen oraya? Hakikaten seni tebrik ederim karıcığım. Tatile çıkmadan tatili bitirdin ha. Ya biraz relax ol, biraz akışa bırak kendini, bırak aksın biraz, aksın yani. Tamam, tamam o zaman. Birkaç gün gidiyoruz, havamız değişiyor. Belli hayatım, hadi git hazırlan. Dilan sen de. Sen de mi? Evet sen de. Bu tatil sana da iyi gelir. Hem giderken Şirin de alırız yanımıza. Ay, ben sıkıp size de haber vereyim. Yoksa başımın etini yer. Allah'ım inşallah planı vardır da gelemez. Hadi hadi hep birlikte sofraya. Hadi. Gel. Bal şey, tereyağı var. Al. Ah, yaktın. Al çay al. Ya, 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 ya,
Aşkım. Şu denizin güzeline bakar mısın? Çarşaf gibi değil mi bir tane? Vallahi ne iyi ettik de geldik buraya. Şuna bakın, havası bile bir ayrı. Böyle sek oksijen biliyorsunuz mu? Entrikasız, katıksız yani. Çekin içinize, çekin oh mis. Vallahi benim kıvırcığımın araştırmacı kişiliği sağ olsun. Nereden de buluyor böyle bakir el değmemiş yerleri? Başlama benim güzel hırçın karıcığım, başlama. Bak yeni geldik daha, yapma. Bir şey demedik kocacığım. Doğal güzelliğinden bahsettim buraların. Hey. Nerede kalacağız? Hadi yerleşik bir an önce. Telaşa, kargaşaya mahal yok. Müessesemizde her şey mevcut. Bakınız efendim, isterseniz karavanda kalabilirsiniz, isterseniz çadırda kalabilirsiniz. Size kalmış. Yalnız şunu baştan söyleyeyim. Biz hırçın karımla karavanda kalacağız. Börtü böcek çok oluyor karıcığım, biliyor musun? Böyle senden ben ya. Vallahi mi? Hı. Bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Bakıyorum da her şeye hakimsin. Kişi başına düşen metrekareden haberin vardır yoksam yok. Yapma karıcığım, yapma. Bana bu kıvırcık saçlarımı teker teker yoldurtma şimdi, ne olursun. Ay canım benim, sen zahmet etme. Ben kedim, teker teker yolarım onları. Allah'ım beni del... Başlamayın yine lütfen. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ya biz bu gece burada konaklamak istiyoruz da yeriniz var mıdır acaba? Vallahi iki karavanım, iki de çadırım var boş olarak. İki karavan mı? Bir dakika. Vallahi baştan söyleyeyim, ben karavanda kalırım. Börtü böcekler hiç uğraşamam. Zaten korkuyorum. Ay vallahi ben de Dilan'la kalacağıma göre kusura bakmayın, ben de karavanda kalıyorum. Siz kararlaştırın, bana haber verirsiniz. Eyvallah. Aşkım, ben çadırda yatarım. Zaten kamp dediğin şeyin çadırda keyfi çıkar. Uyumlu karım benim. O zaman biz çadırda kalıyoruz, siz de kendi aranızda anlaşın. Hatta şu anda da gidiyoruz, görüşürüz. Adios. Evet gençler, baştan söyleyeyim, öyle anlaşma falan yok. Biz karımla hamileyiz, bizim yerimiz belli, karavan. Ay bizimkisi de dünden belli Kaan abicim. Siz de hiç kusura bakmayın, biz karavanda kalıyoruz. Voci kati serbinote, kız sukumsuz, sen ne namçörsün. Ben. İyi, ben gireyim çadıra. Bu hamile halimle he? Böceklerin istilasına uğrayayım, doğmamın çocuğumda yılanlar soksun. Oh. O ne kız? O ne demek? Abartma, saçma sapan konuşma. Allah bana istediğin kadar abartabilirsin mızık Nazgül. Neden biliyor musun? Aha da ben bu çadırlarda o haşeratların silalesiyle konaklayamam. O yüzden biz kesin kes karavanda kalıyoruz. Korktuğunuz olsun benim canım karımcığım. Hem ben askerdeyken var ya böyle çadır neyin de yoktu. Böyle yere uzanırdık yatardık. Hiçbir şey olmuyor. Gökhan ben asker miyim? Ya tamam, ne bağırıyorsun? Hep beraber kalırız değil mi benim abim? Ne? Ey madem ne yapak, hep beraber sıkışıverdik bir karavana. Olmaz. Ya bizim her geçiklerden ayrı, böyle bağımsız canak bir başımıza karavanda kalmamız lazım kocacığım. Allah Allah, senin bu karavan sevdan nereden geliyor anlamıyorum ki? Karavan sevdası mı Gökhan? Ne? Bebek sevdası bebek, şimdi anladın? Abi kusura kalma, karavanda biz kalacağız. Sonuçta gençlere destek olmak, onların önünü açmak lazım gerek değil mi? Allah Allah, oğlum demin ne diyordun, şimdi ne diyorsun? İşinden gide işte abi. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yine çöp çekeceğiz. Yok mu çöp, nerede? Tamam. Aa yok! Ben buna katlanamam. Kusura kalma kıvırcık, bu konudaki şanssızlığınızı hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinizde en büyük benim. Hamile olan da benim. Ben hamileyim. Karavan benim hakkım. Ben bileceğim karavana. Karavan kalp ben. Keşke planın olaydı da gelmeyeydin. Kıymetli Nalkül. Sen yine şu mama diyetine mi başladın? Gel buraya. İşte o kadar. Hadi bize de. Görüşürüz. Bay bay. Hamile ya. Ondan. Dur oğlum. İyisin değil mi karıcığım? Hadi gel biz de gidelim. Dur kız, sen bir laf etsene. Ne diyeyim bak, kadın hamile. Azim azim, ben de hamile olacağım. Bak hele Kadir abi. Ocağın koğuşundakiler daha çıkmadı mı? Yok, daha değil. Ama neredeyse gelirler. Allah Allah, kimmiş lan bunlar? Hayır, merak ettim yani, bileyim mi? Az sabırlı ol evlat. Zaten burada yüzünü göreceğin adam sayısı belli. Elbet karşına çıkarlar. Dua et de dolu çıkmasınlar. Dolu?
Ha, amanat düğünü. Lan arkadaş, benim mektubumu bile kontrol ederek sokan adamlar nasıl oluyor da bunların amanatlarını sokuyorlar? Burada olmaz diye bir şey yok evlat. İsterse herkes her şeyi oldurabilir. Vay. Elbet bizim de olduracağı zamanlarımız gelecek Zahar. Hemen ardına bakma ama geldiler bile. Duvarın dibine doğru ilerliyorlar. Allah Allah. Emin misin sen Kadir abi? Bir yanlışın olmasın. Ben bunları tanımıyorum. Hayır düşmanımın izini unutmam mümkün de. Arana, dışarıyla içeriye karıştırma. Burada düşmanının yüzünü görmez bile muhatap olursun. Ha, bunlar maşa düğün yani. Ha şunu bileydim. Bunlar Siverekli'nin adamları. Siverekli'nin? De vallaha. Evet. Ya merakımı bağışla Baran'a. Sen bu Siverekli'ye ne ettin de bu kadar bilendi sana? Nasıl kız? Ortam güzel değil mi? Vallahi dediği kadar varmış kıvırcığım. Sanki böyle gece kondu mahallesindeki rezidansçılar gibiyiz. Hakikaten. Şurada hep bir görüntü kirliliği var ama bakmıyorum ben. Ay ayaklarımda kömbe gibi oldu ya. Ha karıcığım ben sana hemen masaj yapayım. Hem de Tayi usulü. Hadi madem. Ney? Tayi usulü. Kaan, sen nereden biliyorsun Tayyip'i? Seni geç ha düşkünü kıvırcık seni. Allah'ım sana geliyorum. Hakikat geliyorum. Akşama doğru geleceğim galiba. Tamam, tamam. Hadi gel bana gel. Sen de yani hemen. Sağlam başla ha. Tamam, tamam. Sağ ol. Afiyet. Oh. Ay nasıl güzel bir gün. Hop Afet, kime diyorum? Yarab dahilek, ne var Afet, Afet, Afet? Şunu yüzünü tut da şunu bir takak. Allah'ım yarabbim ya. El alemi karıları, rezil dansları da ayak masajları yaptırsın. Ben burada şemsiye çakayım he. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Kız ne diyorsun, ne rezil dansı? Bak bak, bak hele Nazgül'e bak. Aa. Sanki sanırsın bir peri padişahının kızı. Ay. Aa, sen yengemi kıskandın. Aman ne kıskanacağım, bunu mu kıskanacağım? Kerevanı batsın. İyi o zaman tut şu da şemsiyeyi bir açak. Ne o? Taşmaş adı mı? Tabii tabii. Ay ıspa diyorsun. He. Of Allah'ım bitmedi çilem of. Oo her şey tamam yerleştik bile. Ne hayatım? Şimdi ne yapalım? Şöyle sahilde güzel bir yürüyüş yapalım mı? Ya aşkım çok güzel olurdu da. Önce bir şeyler mi yesek acaba? Karnım çok aç. Hmm. Şöyle en tazesinden bir balığa ne dersin sevgilim? Allah derim. Gökhan. Hop. Balığa gidiyoruz. Hanımlarımıza şöyle en tazesinden bir balık yedirin. Sen hiç merak etme abi. O iş bende. Zaten zıpkınım da yanımda. Size bol bol lagos yakalarım. Yok yok. Lagos olmaz. Lagos yasak. Nasıl ya? Niye ki? Senin gibi zıpkıncı arkadaşlarımız sağ olsun. Hayvanların neredeyse neslini tükettiler de ondan. Hadi ya. Şu çekirdekleri benim için çitler misin? Tabii. Hadi sen git zıpkınını al. Ben de abimi alıp gelirim. Tamam. Hoppa. Dur, dur, dur.
Eğer abi müdahale etmezsem hayatının geri kalanı da gençli olarak devam edecek. Bak bir doğruları ver. Ay taş düşürdüm. Şunu süpüre bak ya. Çok eğleniyoruz ya. Abi hadi denize. Ne denize oğlum, Allah Allah. Ben denize falan girmem. Üşürüm ben. Ya balık tutacağız, gelsene. Yok, biz hamileyiz, denize giremeyiz. Nesiniz, nesiniz? Ya oğlum, konuşturma beni ya. İşte biliyorsun, Allah Allah. Benim kanım hamile. Maazallah bana falan ihtiyacı olur, ben onun yanından ayrılamam. Hadi abi, inat etme, gözünü seveyim. Hadi gel. Ya karıcığım, şu Afacan kardeşime söylesene, beni rahat bıraksın. Kaan, ispa masajımıza ufak bir ara verebiliriz. İzin veriyorum, kardeşlerinden gidip oynayabilirsin. Ne? Emin misin? Evet. Haydi git de oyna. İyi madem. Hadi abi. Hadi. Yok. Hadi. Gökhan, hadi. O neydi ki? Geldi benim abi. Kaan, bana bak, sakın ayaklarını suya sokmayasın. Diyarı oluyorsun, sonra akşam ortalığı batırma. Gel, öyle değil. Abi. Dur. Şu zıpkın yavaş. İddansana bu içeri. Yok ya, dur, dur. Ya. Ay, çigirt yesene. Yok sağ ol ya, çitilemiyorum ben. Çitilemiyorum. Abi. He. Sen misin de alıyorum. Ya he he. Baba dalışama. Baba ayaklara bak, bak. Hiç olmadı, hiç. Baba boğulacak. Kahveler geldi. Ay, eline sağlık Dilan. Ondan mis gibi koktu. Oh, afiyet olsun canım. Ben de içeyim var ya. Oh, harika bir kahve. Kız. Ne dik dik bakıyorsun öyle? Haydi Afet, kahveni soğuyor, gelsene. Aman yok canım, ben almayayım. Benim keyfim yerinde, size afiyet olsun. Vii, kız sen man trip yapıyorsun yoksa mı yok? He Nazgül, sana triplerimi sarkıtıyorum. İtirazın vardır yoksa mı yok? Uy baba çıkasa. Ya kızlar, güya buraya eğlenmeye geldik değil mi? Sağ olun ya. Evet ya, başlamayın yine Allah Allah. Hem siz neyi paylaşamıyorsunuz? Dırıca bak. Vallahi benim kendisiyle bir alıp veremediğim yoktur. Vallahi benim kendisinden alamadığım bir şey vardır. Evet, o da bu keravan. Kız Nazgül, sen benim bürtüden böcekten o kadar korktuğumu bile bile beni bu kıllık çadıra dıktın ya. İçin rahattır anam. Kız amma ağladın ha, tamam. Söyleriz Kaan'a, gelir çadırda yatar, sen de gelir benim yanımda yatarsın. Oldu prenses. Olmadı. Olamaz. Nazgül, bak gözünün yağını yiyeyim. Usul etme beni. Benim Gökhan'la böyle baş başa yalnız yatmam lazım karavanda. Ne var canım? Sen Kaan abiyle çadırda yatsana. Ya kızım, ben gebeyim diyorum. Yoksa niye kalmayıp çadırda? En vahşiniz benim. Kız haklı Afet. Hem sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ki? Hayır yani gebe olsan anlayacağım da. Kız bir komandanız ki gebe kararı yapma. Aman vallahi ben teklifimi ortaya koydum. Beğenen alır, beğenmeyen de aha gider çadırda kalır. Oh yarabbim. Karavan kahvesi gibi bir şey, harikaymış. Afer, yarın da sizin oraya gelip halkın arasına karışık çadır kahvesi içerik. Kız şaka yaptım, şaka abi. Şaka. Tamam. Allah Allah ya. Hi. Hi. Bu çık katı. Serpin öte. Kızlar. Benim gördüğümü siz de görüyorsunuz. Aha. Bu
ki bacaklı canlılar bizim kocalarımızın yanına gitti yoksa mı yok? Aha. Ve biz burada duruyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Aha. Ben bu oyunu bozarım. Ay Allah ya. Bak. Kaan, kocacığım. Çabuk buraya gel. Gelme. Bak bak, kime diyorum Hakan? Hazar sana diyor galiba. Dur, yok, bana bir şey demiyor. Hello. Hi. Ana, duruşmuş lan bunlar. Ne diyeceğim ben, ne diyeceğim? Abi, hello demen yeterli. Ha, değil mi lan? Hel. Sonra da ne diyorduk? Ha var. Ha, tamam, dakika. How are you? How are you? Ha? Come, come. Welcome. Do you have any fish? Is that your lucky day? We are waiting for it. Ne dedi, ne dedi? Bugün şanslı günümüzde olup olmadığımızı sordular abi. Ay, ulan bundan daha şanslı gün olur mu? De ki onlara, benim abim Türkiye'nin ve Balkanların en iyi balık... Yok yok, sen diyemezsin. I am fish. I good fish. Fish me good. Ne dedi, ne dedi? Sen çok komik misin, onu söylüyorlar. Allah seni yer. Yoka koştan koştukça bilmiyorlar. Oo, maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Welcome karıcığım. What the hell are you talking about here? Ha? Ne konuşuyordunuz bu karılarla? Teessüf ederim karıcığım. Onlara karı falan deme, kendinle karıştırma. Nasıl? Öleli böleli yani. Allah seni kahretmeye. Tövbe kız, öyle denmez. Onlar bizim ülkemize gelmiş körpecik, gencecik beyinler. He he, körpe olduklarını görüyorum. Ama ne oldukları belli değil. Ya Nazgül, turist işte onlar, kız turist. Ben de hazır bulmuşken İngilizcemi şey ediyorum, praktis ediyorum. Benim kocam. Hi girls. Hi. I'm Bella. Hello. Yeah. I'm Anna. Nice to meet you. Welcome to our country. Thank you. Tanışıyorum. Ya Hazar, sen de selam versene kızlara. Hi. Hello. Hi. 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 Welcome again. Thank you. Eski cihazına tutu meremindi geri. Tutti beni. Ne dedi, ne dedi? Şavene terdihi. Nahletti tebe. Siz de benimle tanıştığınıza hiç memnun kalmayacaksınız pislik karılar. Nazgül, istersen bırak kızın elini, ha? Bırakacağım, bırakacağım. Ama önce onlar bizim kocalarımızın peşini bıraksın da. Nazgül, lütfen ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Kızlarını daha tanımıyorsun ya. Ya onun için nefes alsın yeter. Yani bizim için tehlike arz etmesi için. Nazgül, lütfen. Yapma, gerçekten. Bak, sen yurt dışına çıktın da sana böyle davranılsa hoşuna gider mi? Ya Drejiko, benim ne işim var ecnebi memleketinde? Güzel memleketimin taşını, torpağını bırakıp da ecnebi memleketine gideceğim. Aman bak, Sofya'sın min dersin nesin? Yanındaki kırletle seni bir tokuştururum. Vallahi görürsün ha. Nazgül, she's a very funny girl, you know. You gotta use the tweet. Yes, don't worry. Don't worry. Be happy. Yes, gül gül. Yakında senin dişlerin söküp eline bir saydığımda kim gülecek acaba Zerri? Ama Nazgül, please ama ya, please. Kaan, sen bu işe hiç karışma. Bu bir kadınlar savaşı. Kaza kurşununa gelesin isteme. Hey Anna, where are you looking at? Is he your boyfriend? No honey, he's my husband. Very handsome. Yeah, I know that very well. Ne? Handsome dedi, handsome dedi. Ben biliyorum, yakışıklı demek. Vallahi yakışıklı demek. Bak gör. Bak gör, insanlar ne kadar medeni, ne kadar. Kız! Çakma Melisandre! Ateş topu seni! O çilli suratını seni paramparça ederim ha! Ben bu yeni gelin gibi geniş mezhepli değilim. Övünmek gibi olmasın. Son derece dar görüşlü,
son derece geri kafalı bir kadının. Onu hepimiz biliyoruz benim karım, hepimiz. Ay sen ortadaki ufak tefek olan. Tipinle bağdaştırıp eğer ki benim kocama bir yakınlık duy. Vallahi billahi o gözlüklerin ortadan ikiye ayırırım senin ha. Senin tipini hiç beğenmedim. O kenafir gözlerini oyarım bak. Zaten gözlerinde gerçek mi değil mi belli değil. İki gözüm de senin üstünde ona göre. What the hell? What the hell? What the hell? Funny woman, funny. Yürü kan gidiyoruz. Very fun. Goodbye and şey, obrigada. Obrigada, obrigada. Yürü git. Kadını göstereceğim. Ay, ay. Ay. Yürü. Yürü. Nice meeting girls. Enjoy. Bye bye. Rezil etti bize ya. İnanamıyorum. Aa, ben sana İngilizce öğretirim. Biliyor musun ya? Of, of, of! Balığın kralını yakaladım, kralını! Yakaladın, yakaladın da geç kaldın. Vallahi içindeki çocuğu açlıktan öldüreceksin, yoksam yok. Ya az daha sabreden ya. Ya ben sabrederim sabretmesine. İçimdeki dört dönüyor. De haydin Gökhan. Bak en küçük yeğenin acıktı, de haydin. Benim abim. Bak bu sağdaki var ya, ben aslında onun peşindeydim. Sonra baktım bu soldaki bana böyle mal mal bakıyor. Beni vur, beni vur diyor. E ben de dayanamadım. İşte. He, Gökhan'ım, kocacığım var ya o soldaki kesin bir zamanlar dişi bir varlık idi rahmetlik. He, ne oldu? Seni görünce böyle o kaslı muhteşem bir çıtına vuruldu. E yanındaki de tabii erkeğidir. Ne oldu dedi ki ya benimsin ya kara toprağın. Bak sonları maalesef. Hayır. Benim farklı bir teorim var. Bence bu soldaki dişi balık kocasını turist pirhanlara karşı korurken böyle elin bir kaza sonucu hayata gözlerini yumdu. Böyle oldu. Evet, böyle oldu. Ya karıcığım, hakikaten günaha giriyorsun. Yani o gencecik, körpecik beyinlerin günahına giriyorsun. Yakışmıyor sana, ayıp oluyor. Ya onun günahları boylarını aşmış. Görmedin, giyinmeyi unutmuşlardı ha. Ha? Özgür, niye öyle söylüyorsun? İstediklerini giymekte özgürler. He vallahi yenge, çok güzel dedin ha, bravo. Kız ben onları gündüz gördüm. Böyle etleri, ciltleri yoğurt gibi, süt gibiydi vallahi. Yemin ediyorum demir eksikliğinden hasta olur o kızlar. Yazık, günah bir güneş görsünler ya. Öyle mi? O halde anadan üryan geçsinler, her yanları güneş görsün kan. Haşa haşa, yok ya. Ya Nazgül, kızların kimseye bir zararı yok. Kendi aralarında güzel güzel eğleniyorlar. Sen de takılma lütfen. Ben takılmıyorum. Onlar size takılıyor, farkında değilsiniz. Ya ama abartın ha Nazgül. Hayır efendim, ben abartmıyorum. Yabancı medya abartıyor. Bunların hepsi bu yüzden oluyor. Anlamıyorsunuz ya. Kız biz ne anlamıyoruz? Bakın. Şimdi bir takım yabancı medya, basın organları EYOK'a Türk erkeklerini övüyorlar. Yok efendim kaslı, yok efendim döşü kıllı gibi EYOK'a sözlerle erkekleri abartıyorlar. Ecnebi kızlar da kara kaşına kara gözüne geliyor. Marmaris'teki garson çocukları emmince batıyor. Ya kız bundan bize ne? Biz bundan en fazla gurur sonan oluyor. Sonra şöyle oluyor. Şimdi bu ecnebi kızlar da öbür o ecnebi karılardan örnek alırsa, o Marmaris'te garsonu kaçıranlardan gelip sizi oltaya atarlarsa, siz bu oltaya gelirseniz o zaman ne olur? Sen cevapla. Yuh Nazgül ya. Valla ben hiçbir şey anlamadım ama yuh. Aynen yenge, katılıyorum. Bravo yengecim. Valla ben de hiçbir şey anlamadım. Gel karıcığım, sen otur, gel. Gel, ben sana bir şey soracağım. Biz seni en son ne zaman güncellemiştik Nazgül? Ha şimdi bu ne demek yani? Kız ne demek olacak? Yemin ediyorum mavi ekran veriyorsun ha, error veriyorsun. Onu diyorum. Bunlar eski kafalar, eskide kaldı. Hadi, 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 hadi. Soğutmayın. Heh. Oh. Hadi bakalım, ver. Al şunu. Hadi, afiyet olsun. Abi siz yiyin. Ben yemeyeceğim zaten. Hayır, yiyeceksin. Yemeyeceğim abi, istemiyorum. Ya Şirin'im, sen niye yemiyorsun bunu? Canım istemiyor abi. Kız, öyle şey olur mu? Hadi otur, ye hemen. Ya abi, bu boğazıma nasıl geçsin? Ya Baran oradayken orada belki hiçbir şey yiyemiyor. Ha? Ben bunu nasıl yiyeyim şimdi? Aman kız, ne yiyecek?
kuru fasulye yiyordur, kara şimşek yiyordur, hiç olmadı dayak yiyordur. Ya abi. Şirinim, sen hiç boşuna üzülme. Bak, hem abim kuru fasulyeyi çok seviyor biliyor musun? Vallahi bak, önüne bir tencereyi koysan hepsini yer. Hem sen de bakayım bana, sen kuru fasulye yapmayı biliyor musun? He? Hı? Hayır, bilmiyorum. Tamam, o zaman ben sana öğreteceğim. Gerçekten? Vallahi bak. Ya hadi sonra öğretirsiniz. Hadi şükredin yiyin. Haydi afiyet olsun. Hadi yumul hadi. Şükürler olsun. Hadi ben bunu yememişsin. Bana ver. Ver ver ver. Benim karıma ver. Ver oğlum. Biz üç kişi. Yenge ben adaletli paylaşacağım. Sen üç kişilik vereceksin. He benim karşıda bebe var. Hadi. Sıkma. Ne o kız? Küsülü müsün hala? He, küsülüyüm. Kız ne yaptın, ne ettin? Şu şerbeti odanda kaynattın ya. Bütün konağı kokuttun ha. Kaynatacağım da bir. Pes edeceğimi mi zannettiniz? Bana bak kız. İçirebildin mi ama? Size ne? Yetin ya. Am. Barılar. Şöyle soğuk bir ayran yapın da içeyim. Ayran olmaz. Hayır, erkeğinden yukun gelir. Bak ben sana ne getireceğim? Ne getireceksin Ayşe, ne getireceksin? Aman, aman, aman. Bak, 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 bak. Azim bunu iç, bunu iç, içine açılır ağam. Oh! Kızım bu dün yaptığın şey değil mi? Evet, evet ağama bak. Ben bunu buz gibi ettim. Maşallah pek güzel oldu. Şifa olur sana. Böbreğe, böbreğin taşına, dalağa, yüreğe pek iyi geliyormuş ya bu. Böbreğe mi? He. Ya biliyor musun? Bu aralar galiba ben taş mı döküyorum, toprak mı döküyorum bilmiyorum ama böyle bir çok ağrım var vallahi. Ya ağam, şimdi bu dün yaptığı şerbetin şifasında ne olur ki ne? Ya sen boş yere içme bunu, hey canım, hey. Doğru değil Mühtemer ablam ağam ya. Bu gündük şerbet etmekten ne anlar ki? Ben sağ şimdi ellerimle ha böyle bir dut şerbeti edeyim, sen onu iç, mi canım? Kızım dur, durun bir dakika. Lan durun! Böbreğim ağrıyor galiba diyorum size işte. Ya bırakın içeyim, şifa niyetine. Ne olur ki ne? Şifa niyetine ağam, şifa niyetine. Tamam. Tamam ağam, yeter o kadar. Daha fazla şey etme. Yeter, yeter. Ağam, yeter daha. Yok, yok. İç, iç, iç ağam. İç, iç yarasın. İç, 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 iç yarasın. Sen gene de fazla şey etme ağam. Hakikaten güzel olmuş be. Yuku var mı yuku? Yukum vardı ama bu buz gibi şerbet için de geçti biliyor musun? Daha iyi ağam, daha iyi. Şimdi yukarı çıkarak ben sana bir güzel masaj yaparım. Sen bir güzel rahatlarsın. Sonra... Sonra? Sonra... Ben seni uyuturum ağam, uyuturum. Karılar bize müsaade, size iyi geceler. Ağam hadi gel biz odamıza çıkalım. De haydi. De haydi. Allah. Mühteber abla. He. Ya işe yararsa? Kız düşünme öyle şeyler. Kol şunu kafandan, kol, 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 kol. Verdim be. Ah Mühteber abla ya, sen büyük hata ettin ha. Ha bizi kapattın o zindandan, bir tek beni çıkaracaktın. Bırakacaktın bugün diyor, çürüsün oraya. He. E ben de vicdanlı bir kadın kişiysem demek ki. Demek ki. Thank you.
Kız ne böğürüyorsun öyle? Bu sessizlik gittikçe benim sinirimi bozmaya başladı. He. Doğru diyorsun. Adeta silence of the lambs. Aa, Nazgül. Kuzuları sessizliği falan hayırdır? Kızları sayesinde İngilizce söktün herhalde. Ben onların dillerini bir kökünden sökeyim. Ondan sonra İngilizceyi de çözerim. Aman benim pıtırcık eltişim, boş ver be. Şunlar yüzünden huzurumuzu kaçırmayalım. Kızım, bu koca hırkızların yüzünden huzur kaldı. Daha da gelmem buraya. Kafa dinleyecektik olanlara bak. Ben sizin kafanıza dağıtacak bir şey biliyorum. Aha, kafaları çekip çekip saç saça baş başa mı girişeceğiz? Ya yok ya Nazgül. Şirin bize şöyle güzel bir şarkı söylese diyorum. Keyfimiz yerine gelir diye düşündüm. Aa yok yanlış. Ha işte bak bu oldu. Şirin söyler misin? Tıt 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 tıt. Aradığınız siti kıza şu an ulaşılamıyor. Kaplama alan dışında olabilir. İyi günler. He, Şirinler şu anda servis dışısı gibi görünüyor. Alo, kime diyorum ben? Ya yenge, niye kulağımın dibinde bağırıyorsun? Şirin diyoruz, bize böyle güzel bir şarkı söylese diyoruz. Ay yok vallahi hiç havamda değilim yenge. 40 yılın başı gürültüden, patırtıdan uzak biz bize kalmışız. Hadi be, kırma bizi. Aman fark etmez. Tamam tamam söyleyeceğim. Ne istiyorsunuz? Hangi şarkıyı söyleyeyim? Hadi şu hamamda hep söylediği şarkı var ya. Onu söyle, onu söyle. Yenge ben hamamda bir sürü şarkı söylüyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen bizi Ceberi mi dinliyorsun acaba? Aha. Peki en çok hangisini seviyorsun? Yani işte yok mu o? Yanıyor için. Bu nasıl acı? Nasıl olursun bana yabancı? Tamam. Ben biliyorum o şarkıyı. Sen yeter ki söyleme. Ne olur söyleme. Ben söyleyeceğim şimdi. Tamam mı? Eşlik edersen hayatta söyleme. Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Yanıyor içim, bu nasıl acı? Nasıl olursun bana yabancı? Yüreğime sanki gözlerin yıkıldı. Ölüme bırakma, bir çaresi yok mu bunun? Ayrılık zor, ayrılık. Ayrılık zor, ayrılık. Ayrılık zor biliyorum. Belki hala seviyorum seni. Her geçen gün biraz daha fazla kırılıyorum. Mutlu bir son yok mu bize? Yanıyor içim. Benim minnoş entrik okülüm. Çok merak ediyorum. Acaba kafanın içindeki tilkiler yine nasıl bir güreşe tutuştu ki ne? Bizi böylesine muntazam bir ortamdan buralara kadar sürükledin. Şşş, şimdi çok
Çok büyük bir entrikanın içindesin ama haberin yoksun komşusuz. Kız, ne güzel şarkılar, türküler dinliyorduk. Ya yine ne oldu be? Yok kızım, tehlikenin farkında değil misin? Birazdan burada Akdeniz akşamları yaşanacak. Ne alaka kız? Kızım, sen Akdeniz akşamları diye bir şey duydun yoksam yok. Ha, duyduk, ne alaka? O halde bu akşamların bir başka olduğuna dair söylentiler de kulağından gelmiştir. Şimdi biz neredeyiz? Akdeniz'de. Bakayım. Ah! Akşam. Ah! Gitar. Ve bir de ateş. Bacayı sarması yakındır. Kız, durum o kadar vahim diyorsun yani. Ama sen eltine güven. Her şeyi halledeceğim. Ay. Ay, sen halletmez misin? Sen yaparsın. Daha ne yapacaksın acaba? Ha, hazır buradayken karıları zehirleyip denize mi atacaksın? Ay yok, ben yapmayacağım. Sen yapacaksın. Ay, ben yapacağım. Ay, ne yapacağım acaba? Misafirlerimize ayran ikram edeceksin. Ayran mı? He, ayran. Milli içki. Bravo! Bravo benim bacım! I love your voice. You sing very good. Oh, thank you. You play guitar very well. Thank you. Aa, good dedi, good dedi. Anladım ben. Hey dedi, hey dedi. Anladım. Teyzesinin kıvırcığı. Sen niye bu kadar çok heyecanlanıyorsun? Hayır, Görhan da seni beğendi zannedecek. Allah Allah. Şirin benim kardeşim değil mi? Onun üzerinde benim hiç hakkım yok mu? Onu beğenen benim sayılmıyor mu? Benim cahil böyle teyzem. Yürü be abim. O kadar. Bakalım ayranları da beğenecekler mi? Afet, ayranlar nereden çıktı kız? He kocacığım, arkadaşlar nerelerden gelmişler değil mi? Onlara milli içkimizi dağıttırmadan olur mu hiç? He, doğru diyorum. Ver, ver, ver. What is this? This is ayran. Ayran. Drink please. Ya benim karıcığım, bu arkadaşlar sar değil. Bunlar turist, sar değil. Look, look. This is Turkish millish drinkish. Ayran, ayran. Fondibish. İç iç kıvırcığım yarasın. Ya benim bacım, bir daha Akdeniz akşamları patlatsana be. Aferin benim kardeşim ha. Tam yeri, tam zamanı. Bravo lan Gökhan. Tamam abi. Affet, kıyamet zamanı. O zaman haydi hep beraber ayranlarımızı içebiliriz. Haydi bakalım. Kız, ne yapıyorsun? Unuttun herhalde, sen gebersin ya. Kız, bir şey olmaz. Bunun içinde bazıra notu vardır. Mışıl mışıl uyutur. Öyle diyorsun yani. O zaman bak, şimdi de söyleyeyim. Madem erkekçikler uyuyacak, ben seninle karavanda yatarım ha. Tamam kız, tamam. Jennifer. Bakmasın gözlerim fırfır. Excuse me. Akdeniz akşamları. Sorry. Bir Akdeniz akşamları. Akdeniz. Akşam. Ha, yok. Bu gece Akdeniz akşamları yok. Çifte telli var. Milli şarkımız. Ne? Çifte telli? Yes, çifte telli. You will like this. Let's do it. Let's. Kan. Efendim karıcığım. Derhal gidip teybe açarsın canım, hadi. Sweet you. Baş üstüne benim karım. Job, job, jobi, job. Haydi, haydi. Drink, drink. Yavaş gidiyorsunuz, olmuyor. Haydi. Afiyet olsun. Vallahi bizimkiler işte, bunlar hala içmedi. haydi kızlar. Aa. Sakın oynamayın. Gel. Nezih çeşitli tatlı.
öğretiyorum karıcığım, öğretiyorum ben. Haydi canım. Baran'ım, seni daha şimdiden nasıl özledim anlatamam. Varlığını öyle benimsemişim ki, sanki kendimi bildim bileli seni sevmişim gibi. İlk gördüğüm gözler senin gözlerinmiş. İlk nefesini senin yanında almışım gibi. Ama biliyorum ki son nefesimi de senin yanında vereceğim. Biliyorum ki bu hasret bitecek. Ve biz bir daha hiç ayrılmamacasına kavuşacağız seninle. Ben inanıyorum Baran'ım. Sen de inan. İnanmadan üstesinden gelemeyiz ki bu ayrılığın. Yüreğim hep seninle. Kavuşacağımız günün hasretiyle öperim gözlerinin karasından.
Al. Am, am, kalk hadi. Sabah oldu, sabah sporumuzu yapak hadi. Hadi. Aşağı dur. Ben şey değilim. Ne oldu am? Bilmiyorum am. Bilmiyorum ama benim acilen ayak yoluna gitmem lazım Yeray. Tutayım, yardım edeyim am. Bir kavga biliyorsam dur. Aşağı dur. Allah. Ana. Başım çok dönüyor. Baş. Allah. Korkutma beni am. Allah. Tutamayız. Ana. Ana. Am. Allah olur lan. Olur lan mı? Am dur. Dur tutamayız seni. Dur kızım dur. Üstüme gelme dur. Dur. Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Şiddetli oynarken illa da yanımda yatıracaksın diye tutturdun ya anda durum. Ya siz onu bunu bırakın da biz nereye gidiyoruz? Ne oluyor burada bak nereye gidiyoruz biz? Abimi arasana. Hazır. Abi ya nereye götürüyorsun bizi? Bir durdur arabayı. What's happening? Where are we going? Bacılarım ya susun bir dakika. Say girls don't worry I'll solve this okay? Ne? Ne oldu kız? Ne dedi? Ha? Alo. Hı? Telefona bakın oğlum benim karım hamile. Sen dalga geçiyorsun benimle değil mi?
Yok aşkım, ben senin söylediğinden hiçbir şey anlamıyorum ki. Hazar, siz bize nereye götürüyorsunuz ya? Valla bak anladık, sürpriz yapmaya çalışıyorsunuz ama... ya bir durum inip de hava alalım. Aşkım, biz sizi bir yere götürmüyoruz ama... anlaşılan siz bir yere gidiyorsunuz. Bella! Afet! Ya Allah kahretsin, kaçırmışlar. Aşkım. Hazar, ne olur bu karavanı senin kullandığını söyle. Aşkım, maalesef olmayan bir şey kullanamam ki. Kaçırmışlar sizi. Evet kızlar. Size bir haberim var. Sanırım topluca kaçırılıyoruz. Ne? Girls, kidnap it. What? What? Kim pişman, kim düşman, artık iyi düşün, taşın yeri gelin.